Bu etkinliğin çatısını Doğa İçin Sanat Derneği oluşturdu. Biz de burada gelip resim sergimizle katkıda bulunduk. Ressamımız Muzaffer Oruçoğlu 68 kuşağının gençlik önderlerindendir. Toplam 1000'e yakın tablosu vardır. 30'a yakın tablomuz var. Tablolarımız tek bir konsepttir. Hepsi madenci tablosudur. Bilindiği gibi Burjuva Medya Maraş depreminden sonra, Büyük Maraş depreminden sonra madencilere büyük metiyeler dizdi. İşte insanlarımızı kurtardınız, biz size minnettarız, sizi seviyoruz. Tam da bu serginin yapıldığı, bu hafta madenciler yalın ayak yürümek zorunda kaldılar çünkü geçinemiyorlar. İşte bu burjuvazinin 200'lülüğünü, sermayenin 200'lülüğünü anlatmamız lazım. Biz de sanatçımızın 12.500 kilometreden, Melbourne'den, Avustralya'dan yolladığı tablolarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Madencilerin, emekçilerin, ezilen ulusların, ezilen cinslerin, hatta hayvanların, burada tablolarda da göreceksiniz, madenci katırları var. Anlatacağım size hikayesini vaktimiz varsa. Onların yanında durmak için biz de böyle bir şey yapıyoruz. Fer Oruçoğlu 11 düzine ülkede neredeyse 70'e yakın sergi yaptı. Bu sergilerin yarısı Türkiye ve Kürdistan'da yapıldı. Muzaffer Oruçoğlu aynı zamanda bir romancıdır, yazardır. Birçok edebiyatın farklı alanlarında ürünler vermiştir. Şiir, öykü, roman. Mesela bu tabloya vesile olan, bunun çizilmesine vesile olan roman Grizu, 4 ciltlik bir romandır. 100 yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin sömürgeleştirilmesini anlatan bir romandır. Abdullah Baştürk Edebiyat Ödülü almıştır. Kör Cemal bu romanın karakterlerinden biridir. Birinci Dünya Savaşı'nda savaş gemileri şimdiki gibi petrolle çalışmıyordu. Kömürle çalışıyordu ve emperyalistlere, işbirlikçilerine kömür lazımdı. Tabii ki devlet silah zoruyla Zonguldak halkını madenlere indirdi. Bu vatandaş, bu yurttaş orada çalışmak istemeyen, o zulme karşı çıkan insanlardan biridir. O posta başları tarafından gözü patlatılmıştır, kör edilmiştir. Bu tablo onu anlatır. Bu eserimiz kolaj, Fransızca yapıştırma demek. Kolaj tekniğiyle yapılmış, akrilik de kullanmış bir eserdir. Yine bir madenci görüyoruz bageti kafasında. İlginç bir eserdir. Yani bir çocuk, kız çocuğunun elbisesi alınıp yapıştırılmıştır. Sergimizin adı Işık Yer Altında. Gördüğünüz gibi bu bir madenci ve grev göcüsü tablonun ismi. Benim sevdiğim tablolardan biri. Burjuvazi, istikbal göklerdedir. Biz de diyoruz ki ışık yer altındadır. Emekçilerin ve ezilen hakların mücadelesiyle aydınlatacağız bu dünyayı. Ressamımıza göre insan, bitki, hayvan arasında ayrım yapılamaz. Bunların savunmak bir bütündür. Yani doğayı savunup hayvanı savunmazsak ya da hayvanı savunup ezilen Kürt halkını savunmazsak olmaz. Hepsi bir bütündür. Burada resmedilen ise madenci katırlarıdır. Az önce Kör Cemal tablosunda da bahsetmiştim. Bu bir madenci katırı, bu da emekli olmuş bir madenci katırı. Gördüğünüz gibi beli bükülmüş çalışmaktan. Bu hayvanlar belki 5 yıl, 10 yıl kömür taşıyorlar. Sonra posaları çıktığında ölüme terk ediliyorlar. Büyük bir zulümdür. İnsan ve hayvan ya da halklar, coğrafyaların sömürülmesi arasında hiçbir fark yoktur. Yazarımızın 4 ciltlik Grizu eseri var demiştik. Grizu eseriyle aslında bu tablolar eşgüdümlü. Aynı şeyi anlatıyorlar. Madencilerin günlük yaşamları, çalışma hayatları, Grizu'da ölmeleri, işte hatta yer altında hacetlerini gidermeleri, yemek yemeleri, hepsinden bahsediyor. Tuval üzerine karışık teknikle çizilmiş ve bu tablolar farklı zaman dilimlerinde çizilmiş tablolardır.